Merhaba, ben Eyüp Sultan Belediyesi spor eğitmenlerinden Cihan Çilek. Bugün sizlerle birlikte jimnastik serimizin 4. bölümünü birlikte yapacağız. İlk hareketimiz öne makas hareketimiz. Öne makas hareketini yaparken önümde bir çizgi olduğunu hayal ediyorum. O çizginin bir ayağım önünde, bir ayağım gerisinde olacak ve ellerim belimde olacak şekilde hareketi yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında bu hareketin devamı olarak yanal pozisyonda bu hareketi yapacağım. Hareketi yaparken sağ ayağım sol ayağımın önünden geçecek ilk hareketimde. Sonra eski pozisyonuma geri döneceğim. Sonra tekrarında sol ayağım sağ ayağımın önünden geçecek ve tekrar eski pozisyonuma da geri döneceğim. Ve başlıyorum. Ellerim yine belimde. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bu kadardı. Devamında yapacağımız hareket öne esneme hareketi. Ayaklarım omuz genişliğinde hafif açık ve öne doğru esniyorum. Dizlerimi bükmüyorum. 1, 2, 3. Ve bulunduğum pozisyona geri dönüyorum. 1, 2, 3. Tekrar yükseldim. Bir sonraki hareketimiz parmak ucunda yükselme hareketimiz olacak. Ellerim tekrar belimde ve parmak ucunda yukarı doğru yükseliyorum ve arka bacak kaslarımı sıkıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu hareketi tamamladıktan sonra bir sonraki hareketimiz sağ sola esneme hareketimizi yapacağız. Sağ elimle sol tarafa doğru esniyorum. 1, tekrar 2, tekrar yapıyorum 3. Bitirdikten sonra hareketin tamamı olarak sol tarafa yapıyorum. 1, 2 ve 3. Isınma bölümümüz bu şekildeydi. Antrenmanımızın ana bölümüyle devam ediyoruz. Sağa sola esneme hareketimizle başlayacağız. Omuzlarımdan birazcık daha geniş bir şekilde ayaklarımı açtım. Ellerim belimde. Sağ 3 sefer esneyeceğim. 1, 2 ve 3. Sol tarafa esniyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi jimnastikteki temel duruşlarımızdan olan planörü antrenmanımıza katacağız. Vücudumu yan çevirdim bu sefer. Vücudum dik, kollarımı iki yana açtım. Omuz hizasında olacak kollarım. Ve hareketime başlıyorum. 1, eski pozisyonuma geri geldim. 2 ve 3. Bu sefer sol ayağımla yapıyorum. Kollarım tekrar omuz hizasında açıldı. Sol ayağımla 1, 2 ve 3. Evet, planör hareketimizden sonra yapacağımız hareketimiz sağa sola esneme yaptığımız hareketimizi daha büyüterek yapacağız. Ellerim tekrar belimde. 3 sefer sağa gideceğim. 1, geri döndüm. 2 ve son. 3. hareketimi yaptım. Devam ediyorum sol tarafa. 1, geri geldim. 2 ve son. 3.'yü yaptım. Şimdiki hareketimiz jimnastikteki temel yürüyüşlerden olan topal köpek hareketini amuta hazırlama aşamasında biz bu hareketleri yapıyoruz. Topal köpeği yapacağız. Vücudum dik bir şekilde, avuçlarım karşıyı gösteriyor. Güçlü olan adımımı öne aldım ve adım alıp ayağımla ufak bir sıçrama yapıyorum. 1, tekrar 2 ve 3. Ters dönüyorum. Bu sefer diğer bacağımla yapacağım. Ellerim gene karşıyı gösteriyor. 1, 2 ve son. 3.'yü yapıyorum. Ve bu hareketi de bu şekilde bitiriyorum. Bir sonraki hareketimiz yengeç hareketi. Bu da gene köprü hareketimizin aşamalarından olan bir hareket. Onun için de gene tekrar yere oturuyorum. Ellerim vücudumun yanında, ayaklarım kapalı.
ve kalçamı yerden yükseltiyorum. Bu pozisyondayken öne ve geriye hamleler yapacağım. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Antrenmanımıza salınım hareketimize devam ediyoruz. Salınım hareketi takla aşamasında kullandığımız hareketlerden biridir. Şimdi salınım hareketini yapmak için yere oturuyorum. Yere oturduktan sonra ellerimi takla aşamasındayken nasıl dizlerimle tutuyorsam o şekilde tuttum. Dizlerimden tutuyorum. Dizlerimi kalçama yaklaştırdım, vücudumla bütünleştirdim ve kafamı içeriye sakladım. Ve bir, ilk pozisyonuma geri döndüm. 2 ve son. Üçüncü tekrarımı yapıyorum ve salınım hareketimi bitiriyorum. Devamında yerde hareketimize devam ediyoruz. Esnim hareketlerime geçtim tekrar. Sol bacağımı uzattım. Sağ ayağımı içeriye doğru kapattım. 3 sefer sol ayağıma doğru esniyorum. Ellerimi birleştirdim. 1, 2 ve son. 3. Şimdi öne devam ediyorum. 1, 2 ve son 3 yaptım. Sol sağıma döndüm. 1, 2 ve 3. Ayaklarımın yerini değiştirdim. Sol ayağımı içeriye kapattım. Bu sefer sağ taraftan başlıyorum. 1, 2 ve 3. Öne devam ediyorum. 1, 2, 3, soluma gidiyorum. 1, 2 ve 3. Son hareketim olan kelebek hareketimi yapıyorum. Ayaklarımı birleştirdim. Ayaklarımı parmak uçlarımdan tuttum. Ve ayaklarımı aşağıya doğru dirseklerimle de destek olarak esnetiyorum. 1, 2 ve 3. Jimnastik antrenmanlarımızın 4. bölümünü de bu şekilde bitirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.